Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün çocuklara bir ders yapmıştık. Allah'ı niye görmüyoruz? Onların anlayacağı tarzda 23 dakika yaptık. Onların anlayacağı bölümü geçtik. Onların anlamayacağı bölüme gelince kapattım. Mevzuyu kapattım. Şimdi size oradan devam ediyor. Onların anlayacağı tarzda klasik basit misaller verdik. Her şeyin bir yönü vardır dedik temelde. Mesela göz de bir gözdür, kulak da gözdür, burun da gözdür, dil de gözdür. Dokunma da gözdür. Bunların arkasında akıl da bir gözdür. Akıl gözü, ustad diyor. Kalp gözü, kalp da göz ayrıdır. Mesela, baksana şunun tadına bir baksana deyince, şöyle olmaz değil mi? Bak dediğine göre bakılmaz. Dildir ya. Bunun gözü, tadın gözü dildir. Sesin gözü kulak. Renk ve şekillerin gözü gözdür. Eşyanın içsel hakikati gözü, hakikatinin gözü akıldır. Eşyanın siyak ve sibakı yani yaratanın ve yaratılış gayesini bilme gözü de kalptir. Yani Allah'a ve ahirete iman etmek. Eşyanın yaratılış gayesi. Yaratılış gayesi bilmek. Yani şöyle diyeyim. Bunun kimyasını, fiziğini bilmek, onu görmek akıldır. O göz akıldır. Bunu yapan da bir merhamet vardır ve bir gayesi vardır. Benden bir beklentisi vardır. Bunu görmek kalp gözüdür. Tamam, kalp gözü. Mesela şefkat gözdür. Muhabbet gözdür. Aşk gözdür. Her şey gözdür. Gadab ne veriliyorsa, yani karşılığını ve karşıtını görür. Sırf karşılığını görmez. Mesela göz çiçeği görür. Karşılığıdır. Gözün bir de karşıtı var, karanlık. Zıtlarını da bilir. Düz bilmek, tek yönlü bilmek hayvanlara mahsustur. Zıtlarıyla bilmek insana mahsustur. Allah bile küfrün bir vazifesi var. Küfrün en büyük vazifesi küfrün ki Allah mühlet veriyor. İmanı bize tanımlıyor. İmana hizmet ediyor. Tamam mı? Şimdi buradan devam ediyorum. Görme, bilme, ben ne okuyorsam mutlaka hayal etmeniz lazım. Yoksa konunun dışına kalırsınız. Görme deyince bunu hayal et. Görme, bilme, anlama, anlatma vesaire iddiaları olmayan, böyle bir adamın bir iddiası yok. Varlığını ortadan kaldıran, dinliyor musunuz bunu? Çok antikadır yani, çocuklara yapmadım. Ne istiyorsun oğlum? Yok, şeye bayıldım. Görme, bilme, anlama, anlatma vesaire içsel, iddiaları olmayan bir insan. Devam, bir, iki. Varlığını ortadan kaldıran, aç, fark, noksan ve kusurunu derühte edip ben hiçim. Hiçliğimi biliyorum şimdi. Hiçliğini bilmek bile yoktur orada. Burası fenai mutlaktır. İddia eden de edilen de yoktur. Görülen de gören de yoktur. Görmek isteyen enedir. Bu da bir gözdür.
Bu peki düşünüp olan bir şey mi? Ben yok. Kusur ve noksanım bildim oldum. Olmaz. Neye benziyor biliyor musun? Şimdi bu çiçeği görüyor musun? Yok. Mesela bizim arkadaşların yaptığı yanlışı söyleyeceğim. Rastladım yanlışı. Yani ben yapmıyor muyum? Ben de yapıyorum da yanlışımızı söyleyeyim. Mülevin Allah'ın mülevini şöyle zannediliyor. Renklendiren Allah. Bu mu ya? Renklendireni görüp renklendirilmiş de renklenmek lazım ki mülevin olsun. Renklendirmiş ne olmuş hiç? Onunla boyalanmam lazım, onunla değişmem lazım. Mülevin o zaman olur. Anladık mı? Yani bu boyanlanmışı görsen ne olur? Görsen ne olur ki? Bununla boyalanmamışsın. Bu enaniyet olur. Eşyada esmayı görüp tanımlamak, ifade etmek, kendine taşımamak firavunluğa sebeptir, gurura, kibire sebeptir. Ben biliyorum, cakka yapmak üstünü gelmek içindir. Yani bunu anlatacağım insanlara, üstünlüğe sebep olacak bana bu. Ama ben bu topraktan bu şekilde boyayanı, buradaki sanatını, buradaki bununla bana vermek istediği mesajla ben enfüse taşınırsam, tamam mı? Yani buradaki tefekkür edip de boyalanırsa, beni değiştirirse buradaki mülevini anlar. Amel edersin. Amel yani ilk önce boyalanırsa amel eder zaten. Ene gözünü anladık mı? Bu başka bir gözdü. Yukarıdaki saydığımız gözler vardı. Sesin gözü, kokunun gözü. Bunlar basit çocuklara mesela şey. Mesela şöyle diyeyim. Çocuklara söylemiştim de çok gariplerine gitmiştim. Hayatında çocuklar dedim gençler. 35 tane şey vardı. Hayatınızda odunun yandığını görmeseniz. Odunun içinde ne var, neler olduğunu neyle bilebilir misiniz? İçinde odun donuktur. Katıdır ve bir yerdedir, kilosu vardır. Ve karanlıktır tabii, kapalı. Oysa odunda nur var. Neyle görecektin? Kim sana söyleseler, bak odun diyorsun ama bu o değildir. Bu donuktur, kilosu vardır, hacmi kütlesi vardır. İçi karanlıktır ve bir yerdedir. Ama bunu meydana getiren, bunu bu yapan, ki o ortadan kalktığı zaman bu da yok olur. Nedir? Nur, nar, ateş, duman, ısı, ışık, ultraviyole ışınları, dalga boyları, letafetler. Bunu yaktığımız zaman bundan çıkan her yerde olan bir şeyi bir yerde tutmak, karanlık olan odunun içinde nuru saklamak, aynı yerde dumanla nuru birbirini kapatan, birbirini ortadan kaldıran zıtları bir yere cem etmek kim anlardı? Peki gözle görebilir misiniz? Çocuklara sordum. Odunun içini gözle görebilir misin? Neyle görürsün? Bana bir göz söyleyin. Akıl gözü. Çocukla söyledi biliyor musun? Aklın biliriz dedi. Hiç yanmasa bilemezdik dedi. Fikir yürütürdük. Peki odunun içini bize açan, gösteren akıl gözüdür. Peki hani gözün gördüğüne inanıp, gözün görmediğine inanmayan odunun içini inkar edecek miydi? He? O zaman inkar edecek. Yani yemeğin içindeki tadı, tuzu, karabiberini, kimyonunu gözle göremezsiniz. O yemeğin tadını gören göz değildir. Şimdi gözle göremiyorsun öyle. Yok mudur şimdi tadı? Var. Neyle bileceksin? Var kim diyor? Tatma. Akıl diyor. Tatma ile. O zaman bunun gözü değildir. Gözü. Bunun içeriğini anlatan göz değildir. Ya baksana ya onun tadına baksana deyip kulak götürür müsün? Yanar lan senin kulağın. Sıcak yemeği. Parmak götürür müsün?
bu da et. Bu da et. Bu da et. Bu basit çocukların bu çocuk misali. Tüm dalgalardan bahsettik. Çıplak gözde uydu gözükmüyor ama vesaire. Birinci ders böyleydi. Şimdi ene gözüne girdik. Çocuklar bunu anlatamazsın. Ene de bir göz. Nasıl kullanılır? Görme, anlama, bilme, idrak etme, tefekkür etme, ats, fark, noksan, kusur, derutun, bütün o belirlenişlerden, bilmelerden, bilmeyenlerden, her şeyden sıyrılırsan, ene, ene de bir gözdür. O zaman zaten müşahade başlıyor. Peki, Allah'ı görmüyoruz. Sorun Allah'ta değil, sorun bizde. Allah ben gözükmem demedi ki. Görünmüyorsa sen göremiyorsun. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikat kitabı var. Fıkıh-ı Ekber diye. Yukarıda duruyor dört mezhebin. Orada 347. sayfada Allah gözükür mü? Gözükür tabii. Dünyada müşahadetullah var. Peki kim görüyor? Kabiliyetini geliştirenler. Mesela siz 90 dakika sağda, şu karşıki sağda Ersal koşturabilir misin? Niçin? Antrenman yapmamışsın ki. Öyleyiz. Değil yani. Ben senin gibi resim çizebilir miyim? Futbolcu senin gibi ressamlık yapabilir mi? Yapamaz. Doktor gibi iş yapabilir mi? Mesela kulağınıza bir şey koyuyorsunuz. Nedir o? Stetoskop. Ona dum 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 diyeyim. Gim 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 gim. Onlar sizin için konuşmak. O da bilmez. Kardeşim, şimdi ben o ses güm güm bir şey anlamadım diye anlamsız mıdır? Senin için bir ses, işte mevcudatın sesleri de Allah için veya bunun ehilleri için, bilim adamı için mana ifade ediyor. Ha, sen kulağa taktığın zaman güm güm senin için mana ifade ediyor. Benim için etmiyor çünkü cahilim. Şimdi sorun bende mi, seste mi? Lan benim gibi mi konuşacak? Buraya koyduk Hasan. Ben üşütmüşüm ben. Sen kimsin? Ben böbreğim. Öyle mi diyecek? Böbreği diyecek ki ben hastayım, üşütmüşüm. Ya Allah Allah. Adam güm güm güm. Güm 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 güm. Güm 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 güm. Pit 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 pit. Hepsi konuşmak. Bedensel dili insanı lisana çevireceksin. Şimdi ne demek istiyorum? Allah gözükür kardeşim. Niye görmüyoruz? Sende sorun var. Mesela annedeki gözden bahsedeyim. Çocuk ağladığı zaman çok iyi biliyor. Kucağa alınmak mı istiyor? Altı kirli mi? Karnı aç mı? Anlıyormuş. Görüyor. Şefkat gözü görüyor. Biz ise hepsini deneyeceğiz. Altına bakacağız. Yok. Karnına bakacağız. Dolu. Kucağa almak lazımmış. Anne anlıyormuş onu. Bende bir göz var. Onlarda da yok. Gelsin adam girsin. Adam içeri girsin. Yüzde şu kadar. 5 dakika değil, 3 dakika konuşsun. İçini sana sayayım. Nasıl bir adamdır? Kelam kişinin karakterini gösterir diyor Muhakemat 90'da. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh. Ya şaşırmayın. Kişi dilinin altındadır. Yani kelamı kullanırken, adam konuşurken, birkaç tane soru sorar, ne yapıyorsun? Adam kendi iç alemini dışarı veriyor. Çünkü kelam, ruhun dışarıdaki vücudu, vücut haricisidir. Ruhun vücut haricisidir. Kelam, ruhun alem-i şehadetteki vücut haricisidir. Bir daha, kelam, ruhun alem-i şehadetteki vücut haricisidir. Yani ruhundan haber veriyor konuşma, kelam. Nasıl ki siz gayet büyük ve küçük abdest alıyorsunuz, içini tahlil ediyorsunuz değil mi? Tahlil ediyorsunuz içinde ne var? Attı iç sidikle affedersin. İçini seyredersen, attı bilmem neyle. Adamın içini seyrediyorsun, kaç sene okuyarak? 6 sene. 2 senede üst şeylik okuyorsun, uzmanlık. Hadi 4 sene, 10 sene. Ben 30 sene okudum arkadaş içini seyredeyim diye. Sen 10 sene okudun, adamın idrarını, gaytasını içinde şey yapıyorsun. Ben 30 sene okudum, niye kelamıyla ben ruhunu seyretmeyeyim ki? 30 sene okudum ben. Senin için idrar neyse hastaya, benim için kelam da odur, ruh için. Sen idrarla cesedi, ben kelamla ruhu.
Yani niye? Üstünlük değil, meşgul oldum sağa bu. Aa ne anlıyor? Rusası o. Niçin genişlettiriyorum çapını? Zenginlik yapmaya çalışıyorum dersin. Çünkü ders bu. Ene gözünü anladık mı? O Latife-i Rabbani'yi görüyordum. Ha. Ama... Ha şimdi ona öyle geliyor. Mesela çıplak gözle uyduyu görür musunuz? Çıkırdın çatıya. Uyduyu görür musunuz? Görmez. Peki kulakla uydunun sesini, filmin sesini duyar mısınız? Yok. Arabistan'ı şimdi canlı yayında gösteriyor televizyon. Öyle mi? Mekke'yi gösteriyor mu? Gösteriyor. Peki uçakta 3,5-4 saat. Arabistan'daki resmi uyduya aynı anda alıyor. Aynı anda bana taşıyor. Aynı an ya. Saniyelerle fark değil mi? Peki soruyorum. Senin göremediğin uyduyu, filmi, senin duymadığın sesi yok mudur şimdi? Televizyona kim taşıyor? Göz. Hangi göz? Çanak anten. Çanak anten de bir gözdür. Onu gördün sen görmüyorsun diye yok mudur? Haşa uydudan misal Allah. Çanak antende misal Latife-i Rabbaniye. Televizyonun kutusundan maddi tarafından misal beden. Televizyondaki elektrik hayat bizde. Televizyondaki program elektronik devreler bizde ruh. Nasıl ki çanak anten gözden uzak yerleri, kulaktan uzak yerleri getiriyor, gösteriyor, sesi bize ulaştırdığı gibi bizdeki Latife-i Rabbani'yi de Allah'ı böyle görüyor. Biz de Allah'ı görme cihazımız Latife-i Rabbani'yedir. Yemeğin tadını görme cihazımız dilimizdir. Sesin içerisindeki adamın hissiyatını, duygularını seyretme cihazımız sesi almak kulaktır. Sesin içerisindeki fikirleri, hisleri, sesin içindeki ses geliyor ya şu benden. Sesin içerisindeki iyi dinle burayı. Benim sesim içindeki fikirleri gören akıldır. Aynı sesin içinde bulunan duygu ve hisleri çözen, gören kalptir. Aynı kelam. Hani idrar alıyorsun doktor veya kan alıyorsunuz. Şekeri bilmem kolesterol şunlar bunlar. Aynı şey ya kandan. Farklı farklı yöntemlerle farklı şeyler çıkıyor değil mi? O kana bir uyguluyorsun şeker oranı çıkıyor. Bir uyguluyorsun tansiyon çıkıyor. Bir uyguluyorsun kolesterol çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor öyle mi? Aynı kan parçası gibi kelamla akıl ona bir musallat ediyoruz o gelen sese. Kendisini malzemesini alıyor. Aynı kelamdan his ve duygu varsa kalp oradan alıyor. Aynı kelamdan ruh hassasiyetin varsa ki ruhtaki özellik casusumuz latifeler. Latifeler kelamı bir tahlil ediyor. Bunun ruhta sorun var diyor. Kalp diyor ki his casus hissi. Bunun diyor kalbinde sorun var diyor. Kelamdaki aklı bir musallat ediyoruz. Yani kolesterolü, tansiyonu, şekeri tespit ettiğimiz muamele gibi bir muamele ediyoruz. Bunun kelamından, bu kelam sahibinin fikriyatı bozuktur diyor. Bakın gözleri görüyor musunuz? Ya. Bir ene de var. Biraz yüksek oldu ama ene. Başka. Göz tek yönlü görürken göz ön tarafı görürken kulak altı yönü bir anda duyar. Sağ, sol, ön, arka, üst, alt. Göz tek yönlü. Peki, göz dese ki, nedir ya ben böyle hapsettiğiniz hep sırf onu görüyorum. Ben de kulak gibi altı yönü göreceğim. Ne olur? Bir anda, Ahmet, altı yönü görsen. Atıyorum, arkada. Ha, arkayı da göreceksin. Yani tehlike var o zaman. Arkayı görüyorsun. Evet. Aynı anda önü görüyorsun. Sağı görüyorsun, solu görüyorsun, üstü görüyorsun, altı görüyorsun. Nereye göre hareket edeceksin? Nasıl yapacaksın ya? Arkaya mı gideceksin? Ne yapacaksın? Kafa denge biter, kafa biter. Sistem bozulur.
Bak göz tek yönünü görürken kulak altı yönü bir anda duyar. Göz ben de organım. Kulak da organ. O altı yönü bir anda duyuyor. Ben de onun gibi altı yönde duyduklarını görmek istiyorum. İddia etmiyor. Etmez. Etse ne olur? Niye göz etmiyor? Ben de organım ki kulak da organdır diyor ya. O altı yönü var. Benim tek yönüm var. Nedir ya ben? Der mi? Demez. Haddini biliyor çünkü göz. Ve suça karşı ve suç karşı tarafta değil, suç gözde. Yani ben de görmüyorum, o zaman mevcudat yok. Yani sağı görmüyorum, solu görmüyorum, göz diyor. Arkası yok, üstü yok, altı yok, görmüyorum. Dolayısıyla yok öyle bir yerler. Şimdi bir tanesi, ne dedin derler değil mi? Ne dedin? Hiç böyle gördünüz mü? Ne dedin bir de söyle bakayım. Ne dedin? Sesi göreceksin öyle mi? Bir de söyle. Böyle mi yaparsın, böyle mi yaparsın? Demek ki sorun bizde, onda değil. Sen görmüyorsun. Aklın yönü var mı? Gözün yönü ön taraf. Kulağın yönü altı yön. Aklın yönü yoktur. Kalbin ve ruhun mekanı ve zamanı da yoktur. Tamirhanede, örnek veriyorum. Araba tamirhanesinde bir veya iki araba markası tamir edilirken, mesela BMW tamir edilirken Tofaş edilmiyor. Renault edilirken Audi edilmiyor. Ne bileyim kamyon edilmiyor. Oto tamirhanesinde iki veya üç araba çeşitliği tamir edilirken ciddi bir yer. Benzin istasyonunda her marka, her model arabaya her çeşit yakıt veriliyor. Öyle mi? Kimden, nereden, neyi, ne kadar alacağını bilmeli kişi. Haddini bilmeyen hududunda kalamaz. Bir numunede tahta yukarıda değil mi? Kaldı. Neyse. Peki tahtayı bir anda indirebilir misiniz böyle? Hani iki kişi gitsin böyle. Sen otur öyle. Küçük tahta var bilir o. Hadi arkadaşlar. Sen de git Ahmet şeyi getir. Kalemleri getir. Hemen bunu yazayım. Devam ediyorum. Hem okuyorum size. İrade ibadetullah'tır. Gözü basirettir. Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Onun dışarıya A, B, C, Ç, D, E, F, G, E'den gideceksin. Dirayet. Hissin vazifesi muhabbetullah ferasettir. Gözdür yani. Feraset bir gözdür diye. Feraset ne demek peki? Girmeyelim şimdi. Mesela şu şey diyeyim. Malzemeleri kullanarak malzemelerin kullanılmayacağı yere geçmektir feraset. İlham gibi mi? Değil bak şimdi. Mesela şöyle diyeyim. Bir hani en pahalı tecrübe nedir? Gel bu tarafa sen Emre de sen kendin şeyine göre. Bu tarafa mı alalım? He. Şunu alır mısın çiçeği? Al şu tarafa. Komple ya. Al bu tarafa. Getir abi. Aç ayağını. Öyle değil. He. Böyle o değil ya. Böyle açısı diyor ya. Bu ne yaptın? Açtım olmadı. Kapatsana şunu. Çapraz biraz olsun. Şuradan git. En son. Heh. Yaptınız mı? Bak şimdi. Bak şimdi göstereceğim. Şimdi bu önemli olduğu için görmeniz lazım. Anlatmayla değil.
Sen dışarıdan İradenin vazifesi neydi? İbadet dua. İsim, şey zihnin? Marifet. Bak bunun vazifesi bu. Şimdi bir tane yukarıdan kırmızı getir. Ötekisi nedir? Müşahedet olur. Kemalat. Değil mi abi o? He? Basiret değil mi? Basiret. Ha, basiret olacak. Basiret. Bak şimdi. Önemli olan şu. İçsel alem, fiili tezahürleri, vicdanın anası revası, ve ruhun dört havası. Ne yazmışız? Ya özelliği. Bak şimdi. Niçin bu kadar şey yaptık? Arkadaşlar bunlar gözdür. Bak. Basiret bir gözdür. Dirayet gözdür. Feraset gözdür. Kemalat da gözdür. Bu eylemseldir. Bu sistemdir. Şimdi buraya bakın. Latife-i Rabbaniye. Vazifesi neymiş? Vazifesi? Müşahedetullah. Bak, şuraya bak. Müşahede, tamam mı? Bu şey, seni zaten sistem kurulmuş Allah göresin diye. Seni Allah göresin diye sistem takılmış. Sen görmüyorsun. Sen görmüyorsun. Bunu görmek için gösterdim ben size. Sistemde sorun yok. Sistemi kullanmıyor adam. Peki. Çalışırsa Allah'ı görür. Kişi Allah'ı müşahede eder. Sen bunu samimi istiyorsan ibadete. Peki Allah'ı nasıl göreceksin? Sıralama var. Bak. Sen görmek istiyorsan İbadet edersen gele gele marifetin artar. Marifetin arttıkça gele gele muhabbetin ziyade olur. Muhabbetin arttı mı müşahedetullah başlamış oluyor. Peki bir tanesini söyleyeyim. Mesela Allah'ı görmenin bir şeyin. Şimdi
Gözle gördüğünüz zaman renk ve şekildir. Kulakla dalga boyudur. Dokunma ile histir. Dille sinirler uyarmasıdır. Latife-i Rabbaniye Allah'ı görüyor. Mesela bak, açı var ya şu açı. Biraz aralayayım. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Buraya kadar. Şimdi İyyâke ne'abdü gelene kadar hep gaybanedir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o. Üçüncü tekil. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O din günü. Ahiretin sahibidir. Oraya kadar geldikten sonra gaybaneydi. Üçüncü tekil. Ben sen o. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Sana. Şimdi tam orada başlar. Tatlı bir hal oluyor ya. Öyle bir fazilet kemala böyle değil de feyz. Feyz olur. O nedir? Latife-i Rabbani'nin Allah'ı araladığını gösterir. Dedik ya, gözün görmesin dedim, şekil ve renk, kulak dedim, dili söyledim. Akıl da marifet. İşte Latife-i Rabbaniye ise böyle, derstesiniz. Yani şu anda dinlerken, tatlı bir hal yok mu? Ne demektir? Çanak anten, uyduyu gördüğü gibi, aa denk geldi, karıncalıydı televizyon. Ne oldu, bak hele televizyona bak bakalım, çevir 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 sağ yapıyor, tamam öyle tut 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 işte. Şimdi burada Elhamdülillahi Rabbil Alemin çanak anten. Haşa uydu Allah. Latife-i Rabbani çanak anten. Bizde bu vücut televizyon. Vücuttaki yani televizyondaki sistem yapı ruh elektrik hayat. Şimdi çeviriyoruz tamam çanak anteni. Latife-i Rabbani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin karınca gösteriyor. Errahmanirrahim. Olmadı. Maliki yevmiddin. Dur yaklaştın. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Tut öyle tamam. Karınca kalktı. Yani tatlı bir hal oldu. Tatlı bir hal. Evet. Bu Allah'ı gördüğünü gösterir. Allah'ı görüyorsun da farkında değilsin. Ama kör olası cehalet. Kar olsun bu cehalet ki gözün gördüğü şekilde kalbin gördüğünü zannetmekten görmüyorum zannediyorsun. Göz renk ve şekil seviyesinde görürken, kulak sesi dalga boyu olarak görürken, dil görmesini tadı sinir uçlarıyla görürken, akıl fikir yoluyla görürken, kalp his ve latife olarak görmesini kör olası cehalet, kahrolsun bu cehalet, bu Latife-i Rabbani'nin gördüğünü görmedim diyor. O zaman niye duygulanıyorsun? Nedir o peki? Niye duygulanıyorsun? Ha, ama kör olası cehalet, gözün görme seviyesinde kalitesizliğinde, düşük seviyesinde Latife-i Rabbani'nin gördüğünü de ondan beklediğimizden, o gözün seviyesini bekliyor. Ona göz düşük ya, hayvanda da var. Hayvanda Latife-i Rabbani yok ki. Köpekte bu göz var. Ama Latife-i Rabbani yok. İşte Latife-i Rabbani'nin gördüğü o feyzi, feyz, gözün gördüğü renk ve şekil seviyesinde aradığı için görmüyorum diyor. Görüyorsun sen. Allah'ı görüyorsun. Ha, hangi seviyede? Düşük seviye tabii. Seni gördüğüne ta müşahadetullah'a kadar gidiyor. O işte Latife-i Rabbani his seviyesinde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Çıktık. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Ben size gösterirken bile, yaparken bile zevk alıyorum şimdi. Yalan mı söylüyorum? Size yalan söylerim, kandırırım ama Allah'ı kandıramam ki. Ben zevk alıyorum bunu okurken. Zevk almasam ikide bir tekrar edip okuyamam. Kendimi katmadan ders yapıp yapmadan zaten belli. Keyif alıyoruz. Peki nedir bu? Onu anlattığım için Allah bana şu anda zevk veriyor. Onaylıyor şu anda beni. Çünkü bu zevk olamaz. Sen şu andaki ruhun içine keşke düşsen. Anlattığım için Cenab-ı Hak memnun ki rahatlama var. Sizde de rahatlama varsa size de verdi şu anda. Var mı Ersal rahatlama? Ya. O onaylandığını gösteriyor. Yani kapıyı böyle araladı. Bir adam düşün derste oturuyor. Alılar nereden geldi ya? Ampulü alı alı. Yani bir şey almıyordunuz, o kaliteli ampulü kim almış? Lan bu derste onu mu düşünüyorsun? Lan senin bu dersi anlaman, feyiz alman, şöyle dursun. Kafana çekişle, çiviyle çaksak bildiği kafa girmez. O demir kafaya girer mi? Ne Allah'ı görmeyi hak etmiyor ki Allah'ı görsün. Allah kendisini herkese göstermez. Herkes de muhatap olmaz. Dokuzun sözü diyor ki, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile, namaz vaktinde, ezan vaktinde ruh arşa uruc eder. Kapılar açılırsa huzur-u ilahi kabul edilir. Edilen ruh dünyada namaz kılabilir. Edilmediği için namazda kılamıyor. Suç bir kimin? Senin. Edilmeyecek bir ruh. Ben herkes kabul etmiyor. Dokuzun sözde geçiyor. Ne diyor biliyor musun? Şifrelemiş de haberimiz yok. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabul edilmedinse beredalin amin. Suç senin. Yani huzura kabul edilecek sıfatların olması lazım. Allah böyle kendi kafasına tövbe, böyle ben seni ediyorum etmiyorum demiyor. Ha o vasıflar var. Ne kimlikle geliyorsun? Belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı, paldır küldür herkesi muhatap alıyor. Hangi unvanla geliyorsun? O unvanı kazanmak lazım. Tabii mesela ben külliyeye gittim ilk defa ömrümde. Bir görüşeyim bazı yerlerle. Hasan Akar dedik. Kim dinler? Yalvar Kaymakamı. Darül Envar Vakfı'nın başkanı olarak üst sıfatımızla gittik. Tamam. Buyurun. Bir de söyler misin? Söyledi. Tak 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 aldı. Buyurun dedi içeri. Ne olacak? Unvanın olacak. Faziletin yok. Kemalatın yok. Haram helal kırla gidiyor. Televizyon internete kalkmıyorsun. Namazı da yamuk yumuk böyle. Bazen şey cumaya gidiyorsun, huzura kabul edileceksin. Ya radiyallahu anh. Ulan ben sana şöyle diyeyim. Ya beni niye kabul etmiyor diyen birisine dedim ki Allah aşkına senin aynı dublörün fotokopin olsa karşıda onunla muhatap olur musun dedim. Kendi kendine. Vallahi olmam dedi. Dürüst adam. Ben kendi dersimin %60'ını beğenmiyorum. Yalan mı söylüyor? Beğenmiyorum. Çünkü içimi ifade etmiyor. Beni tanımlayamıyor bu dersler. Şu anda ruhum, o şu anda aldığım hazın o gölün içinde olacaksın. Bu lafız neymiş ki? Huzuru anlatamazsın ki. Huzura işaret edilir. Malatya'ya 10 kilometre. Malatya'ya hoş geldiniz tabelası. Malatya mıdır tabela? Ben şimdi tabelaları koyuyorum. Malatya başka bir şey, orada lokum yemek, orada Malatya'da ne diyorlar ona, kayısı yemek, onun lezzet almak başka bir şey, tabela yazıyor. Malatya'ya hoş geldiniz. Malatya mıdır kendisi? Tabeladır ya. Şu anda kelamlar tabeladır. Çalışırsa Allah'ı da görür, müşahede de eder. Sen bunu samimi istiyorsan ibadete, tefekküre, Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman edinirsen Latife-i Rabbaniyen de huzurla dolar, dolmaya başlar. İstiyor musun samimi? İstiyor musun Latife-i Rabbaniyen'in samimi çalışmasını şunu? İstiyorsan şunu yap. Bir, ibadete, tefekküre,
Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman edinirsen Latife-i Rabbani husurla dolar. İbadete, marifete, muhabbete doldurursan, muhabbet neydi? Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman edineceksin. İbadete, ilim yapmaya, ibadetle ilim toplanırsa Allah'ın dostunu düşmanını belirlemiş olur. Bu ikisi belirliyor. İbadeti sağlam, marifeti düzgün, Allah'ın dostunu düşmanını da belirler. İbadeti sağlam, marifeti düzgün, muhabbetullah seviyesini kazanmış, bundan müşahadetullah olur zaten. Bunun işi bu. Latife-i Rabbani'nin şunun işi nedir? Allah müşahede etmek. İşi bu adamın yani. Ama Latife-i Rabbaniye'nin görme hakikati gözün görme hakikatine benzemez. Yani Latife-i Rabbaniye'nin görmesini göz gibi istiyoruz. La işte ki cehal, lanet olası bu işte. O Kur'an'da da lanet ediyor ya iki defa. Lanet olası diyor. Nasıl da ölçtü de biçti. İki de diyor. Bak nasıl da ölçtü de biçti. Hey lanet olası diyor. Anladın mı? Lut kavmine laneti bilmem ne yapıyor. Bir de bu başka bir anlayışsızlığa lanet ediyor. Kar olası diyor. O lanet olası diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. Çok acayip ha. O kadar kaliteli bir ayet ki. Adama bakıyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. Lanet olası diyor. Övüştü de biçti. Planlıyor. Adama bakıyor bu ayet. Bu sitenin başına yazmıştım ben bu ayeti. Ama Latife-i Rabbaniye'nin görme hakikatini gözün görme hakikatine benzemez. O cinsten olmadığı için renk, şekil, yön, sıfat ve vasıf cihetiyle bir şeyi görmeyi arama Allah'ı. Allah'ı renk, şekil, yön, sıfat, vasıf cihetiyle ararsan görmüyorsun tabii. Sen varlığı onlarla zannediyorsun. Sen kulağın işittiğini gözden işitiyor musun? İstiyor musun? Bir bakayım manzara nasıl oldu? Kulağını götürür müsün? Latife-i Rabbani'yi de göze niye gördüğünü gösteriyorsun? Ustad ne güzel diyor. Gözün gördüğünü diyor, elle tutmaya çalışır diyor. Şu misale bak. Niye tutamıyorum? Dolayısıyla yoktur. Eğer olsa tutar. Na kardeşim gözün eli ayrı, elin eli ayrı. Gözün gördüğüne eli uzatma, tutamazsın. Ahmak olursun. Sana deseler ki şu yemeğin tadına bir bak. Sen gözle mi bakarsın dille mi? Dilin gördüğünü gözden istenir mi? Dil de kulak da burun da dokunmak da bir gözdür. Aynen bunun gibi de basiret de dirayet de feraset de kemalat da birer gözdürler. Bunların ceminden basiret, dirayet, feraset, kemalat. Bunların ceminden müşahadetullah çıktığını unutma. Basiretten, dirayetten, ferasetten, kemalattan müşahadetullah çıkıyor. Senin bu gördüğünü ki yaşadığını kimse bilmez. İçsel alemini, huzurunu kim bilir? Çiz hadi resimle, ressamdır Ersan. Duygularını çiz kardeş. Çocuğa demişler ki beni ne kadar seviyorsun? Şu kadar. Niye lan bu kadar? Çikolata getirmedin diyor. Bu kadar seviyorum diyor. Getirdim ya çikolata. Lan sevgi bu mudur? Neye benzer? Kaç metre süt içtiniz? Kaç metre süt içtin Ahmet? Metresi olur mu sütün? Olmaz. Sevginin de böyle muayyenliği var. Yani ne ile tartıyorsunuz? Sütü metreyle tartabilir misiniz? Bunu ne kadardır su diyecek, tamam mı? Kaç gramdır? Ya kaç metre gelir şu su? Allah Allah. Kaç metre gelir su? Neyse gözden de Allah'ı beklemek öyledir. Bu kaç metre gelir su? Neyse göz ile Allah'ı niye görmüyorum demek aynıdır. Bu suyu açan litredir, kilogramdır. Neyle nerede, nasıl isteyeceğini bilmiyorsun. Neyi, nerede, nasıl ne ile bileceğini bilmiyorsun. 4 tane soru. Neyi, nerede, nasıl ne ile bileceksin?
sana has, yani Latife Rabbani namazdayken sana has o. Senin Rabbin bu şimdilik. Bu halet rüyenin başkasına anlatabilir misin? Kardeşim namaz kıl, uf acayip bir namaz var. O diyor, da ne de biliyor musun? Kafayı yedi ya, zaten manyak ya, oynatmıştı kafayı. Kafayı o mu oynattı sen? Anlatsan da anlar mı? Bak içime. Doğuştan ama olana, doğuştan kör olana, ama olana manzara tarif etmek. Bak hele Hamza, buyur hocam. Doğuştan amasın değil mi? Evet hocam, kaç yaşındasın? Oldu da onun için. 27 yaşındayım. Şu manzarayı görüyor musun dedim Rize'de. Hangi manzarayı hocam? Bak şu Kaşgar'ın altından bak, oradan tarif etmiyor. Görüyor musun? Hiç ömründe ışık görmemiş şekil. Peki amalar şekillendirebilir mi? Hayır. Yani sonradan ama olanlar şekillendirir. Çünkü şekilleri görmüş, malzeme var. Hiçbir malzeme yok. Renk ve şekil, onların da rüyası da böyledir. Peki rüyası nedir? Gün, onların gece ve gündüzleri eşittir. Gündüz, yani bizim için gündüz nedir? O şu, dereye gittiği zaman şah 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 şah. Denize gittiği zaman şah şah. Dağa gittiği zaman uuu. Seslerle dünyası ya, onun da rüyası seslerledir. Şekil yok. Sen şimdi doğuştan amaya manzara tarif edebilir misin? Doğuştan sağır olana kıraat dersini, Kur'an talim dersini verebilir misin? Doğuştan sağır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. En çok hata yapılan yer. Bak lamı tut oradan bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Olmadı. Lamı tut. Sağır diyor. Nedir o? Elhamdülillahi Rabbil bil. Bir elif miktarı tut. Bil. Cezim var ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eğer tutmasan ama ayı da çekemezsin. Elhamdülillahi. Bir hata bir hatayı doğuruyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bil. Şimdi buna sağlığı anlatıyor. Nasıl anlatacaksın? Lemalar 16'da diyor ki, bitiyor. Bu izahını yapacağım, bitiyor. 16. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Duydunuz mu? Bir daha. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Bak şimdi. Bizi ihtiyarlatan, üzerine Allah'ın Celle Celaluhu yemin ettiği zamana diyor ha, bizi ihtiyarlatan, iyi dinleyin burası çok önemli. En son paragrafım, can alıcı burasıdır. Allah niye görmüyorumuzun, bu kadar anlattığımın bir tarafa, bu bir tarafa. Bir daha okuyorum şeyin metnini. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Diyor ki, bak, bizi ihtiyarlatan, üzerine Allah'ın yemin ettiği vel asr, asra zamana yemin olsun diyen, yazı, yaz, kış, dünü, bugünü olmayan zaman. Zamanın dünü, bugünü, yarını yoktur. Zamanın zamanı yoktur. Allah zamana yemin etmiştir. Bizi ihtiyarlatıyor, üzerine Allah yemin ediyor. Dünü, bugünü, yarını yoktur. Soğuğu, sıcağı yoktur zamanın. Zaman. Hacmi ve kütlesi olmayan zaman, varlığından, eşya tesirinden hiç kimse kurtulamaz. Zamanın tesirinden hiç kimse kurtulamaz. Eşyanın üzerindeki tesiri azimdir. Kimse zamanı inkar edemez. Edebilir mi? Kimse sormaz ki niye zamanı görmüyorum? Niye sormuyor birisi Allah'ın çıkıp da Allah aşkına? Zaman... Üzerine Allah yemin ediyor. Beni ihtiyarlatıyor. Yazı, kışı, dünü, bugün, yarını yok. Tamam mı? E peki bu kadar eşyanın değiştiriyor. Tesirat azimdir diyor bak. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesirati muhteliftir. Eşyayı değiştiriyor. İhtiyarlatıyor. Geleni götürüyor. Yani zamanım yok diyoruz.
Zamanında olunca görürsün. Zaman, hep zaman kullanıyoruz. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da beni ihtiyarlatan, eşyayı evirip devirip çeviren, şu zamanı görmüyorum dolayısıyla yoktur diyen var mı? Hacmi yok, kütlesi yok, metresi yok, litresi yok. Bir Allah'ın kulu niye hiç sormuyor Allah'a sorduğu gibi? Ben Allah'ı niye görmüyorum sorarken, niye zamanı görmüyorum diye niye sormuyor? Hem de hepimizi tesir etmiş. Böbreği ayrı tesir ediyor, mide ayrı tesir ediyor, düşünce ayrı tesir ediyor. Uçaktan korkan adamın bir saat uçak yolculuğu, aşağıda 10 saate bedel adamı. Öyle mi? Hislere göre zamanı değişiyor, düşüncelere göre zamanı değişiyor, mevsimlere göre zamanı değişiyor. Ama bir Allah'ın kulu ben bu zamanı niye görmüyorum sormuyor. Çocuklara nasıl anlatayım ben bunu? Okumadım işte orada. Devam ediyor. Marifet olduğu için sormuyor değil mi abi? Niye görmüyoruz diye. Evet. Marifet olduğu için. Marifette sorulur bu. Yani leylim leylim fok balığı sormaz bunu. Fok balığı. Fok balığı var ya. Hayatın anlamı yok ki bu adamın. Hayatta anlamı olmayanın yaşadığının farkında mı olur? Hayat anlamını yitirirse intihar seçenek olur. Bir şey yok. Peki hayatında anlam yoksa, hiçbir şey yoksa ölüm denen bir endişesi olmaz. Bazı derler, Müslümanlar diyor, ya Müslümanlar ölümden korkuyor da dedi ya. Bu zındıklar vesaire, sefiller niye ölümden korkmuyor? Hayat anlamını yitirmiş, yaşadığının farkında değil ki ölüm denen bir hakikattan korksun. Yaşadığını bilmeyen ölüm denen bir şeyi bilmez zaten. Ölüm yoktur. Üstad ne diyor? Ölüm var ha. Bedi bir şeyleri yazmadım diyor. Ölüm olduğunu biz bilmiyor muyuz? Hayat, yaşadığın, bak, hayat anlamını yitirmiş, yaşadığının farkında değil. Yaşadığının farkında olmayan ölümün farkındalığında olmaz zaten. Cehennem endişesi kimin olur? Cennet gayesi olanın cehennem endişesi olur. Anladık mı? Hani fok balığı gibi ya, bir şey yapıyor. Yaşadığının farkında değil ki ölümü fark etsin, ölümden korksun. Yaşadığını fark edenler ölümden korkarlar. Onun ifratı var mı? O tefriti? Var tabii, ifratı da var. İfratı tefriti var. Şimdi girmeyeyim. Alemi şehadette bu kadar tesiri var ama zamanın buralı değil zaman. Buralı mı zaman? Bak bizim namaz kılarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Feyz yok mu? O feyz buralı mı? Sudan mı aldın? Ekmekten mi aldın? O feyz nereli? Zaman da oralı. Lan bu zamanı evirip deviriyor, bu kainatı evirip devirip çeviriyor. Tesiri, ama zaman buralı değil. Nüfus kağıdı yok ha zamanın. Ama mahluktur bir de. Yaratılmış. Yaratılmasa Allah yemin etmez. Mahluktur. Canlıdır zaman. Ruhludur zaman. Şuurludur zaman. Kime ne kadar tesir edeceğini biliyor zaman. Ondan herkese farklı akar zaman. Zaman herkese farklı akmasının sebebi zamanın canlı, ruhlu ve şuurlu oluşudur. Kime nasıl akacağını bildiğindendir. Herkese farklı akar. Bu gelecek tarihte ispat edilecektir. Zamanın canlı ve ruhlu, şuurlu olduğunu, mahluk olduğunu, vücut arayıcısı olduğunu. Ama Yahudi medyası gibi medyamız olmadığımızda zaten öyle bir daimiz yok. Zaman hakkında bu söylenen gelecekte tapu gibi olacak. Canlı ve ruhluymuş. Şuurluymuş, kime nasıl tesir edeceğini zaman biliyor. Bunlar acayip bir tespitler külliyattan, Risale-i Nur'dan. Farklı tesir yapar. Canlı, ruhlu, şuurlu olduğundan kişiyi tanıyor. Herkesi tanıyor zaman. Allah'ın yemin ettiği bir şey, şuursuz değil o. Çünkü nerede çıkartıyorsun kardeşim? Kodluyorum. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der. Der. Esmasıdır. Der. Yani esma cansız olur mu? Esma şuursuz olur mu? Esma ruhsuz olur mu? Buradaki zaman
der esmanın suretidir. Ahiretteki der esması hakikatıdır. İnsanın ruhunda ise zamanı mahiyeti vardır. Esma canlıdır ya. Sahi ya. Zamanı gören var mı? Sahi ya. Bu kadar konuştuk zamanda. Sahi ya. Hakikaten zamanı gören var mı? Mahluk olan zamanı niye görmüyoruz? Sormuyorsun da onun saniyini, zamanın sahibi olan Allah'ı niye görmüyoruz diye soruyorsun. Eşyayı evirip devirip çeviren zaman, zamanı görmüyoruz. Zamanın ne hacmi var, ne kütlesi, ne de mekanı yoktur. Mekanı da yok. Ama her yerde. Zamanın mekanı da yok. Çünkü, niye? Son cümlem. Çünkü her şeyin hakikati bir şey olamaz. Unutmayın bunu. Niçin zamanın mekanı yok? Her şeyin bir şey, her şey olabiliyorsa bir şey değildir. Mesela bu bir şey olduğu için gözükür. Bu bir şey olduğu için bundan imtiyazlıdır gözükür. Onlar gözükür. Bir şey olanlar gözükür. Her şey olanlar gözükmez. Hava her şeydir, gözükmüyor. Ses herkese göre her şeydir, gözükmez. Ya düşünen kafalar için bunlar. Her şeyin hakikat adam, ben bunu ömrümü vererek bu cümleler, yani bu düşünen insan bunu durdura durdura yazar, düşünür. Çünkü imanın artar. İmanın zerre kadar arttıysa bu mevzulardan, dünyanın en büyük fanisinden, fani nimetine büyüktür bu nimet. Dünyanın en büyük fanisi. En büyük şey olsa ne olacak? Dünya 100 sene yaşasa ne olacak ki? Zerre kadar imanın artsa şimdi yetiyor işte. Her şeyin hakikati bir şey olamaz, ondan görülmezler. Her şey olanlar bir şey olmadıkları için gözükmezler. Ahiret hesabına bil fiil dünyada çalışan zamandır. Son cümle buydu. Ahiret hesabına burada bir fiil çalışan zamandır. Onun için gözükmez. Çünkü renk ve şekile hacmi ve kütlesi olmadığından, hacmi ve kütlesi olmayanın renk ve şekli olmaz bu göze göre. Ve onun için gözükmez. Hacmi ve kütlesi olmadığından sesin, onun için gözde gözükmez. Tadın hacmi ve kütlesi olmadığından dil görür, göz görmez. Gözün gördüğü ayrı, kulağın gördüğü, işte gördük mü şimdi, zaman ne acayip bir şeymiş. Allah'ı niye görmüyoruz? Her şeyin hakikati olduğundan, bir şey olmadığından gözükmez. Bütün renklerin sahibi Allah hangi renge bürünecekti? Bütün şekillerin sahibi hangi şekile bürünüp de sen gözde görecektin? Bardak gibi olsa aşağı, kalem demeyecek miydi bana gibi niye olmadı? Allah'ı hangi şekilde görmek isterdiniz? Mutlaka, yok bu değil, bu değil, bu böyle. Ve ötekiler demeyecek mi, niye benim gibi değil? Ya, buzdaki suyu niye görmüyorsun? Odundaki dumanı, nuru, narı, ısı ve ışığı niye görmüyorsun? Kelamdaki insanın fikriyatını, hislerini, duygularının latifesini niye görmüyorsan, Allah'ı da bu mevcudatta onun için görmüyorsun. Öyle bir cümle vardı. Onu da okuyayım. Şurada. Kesiyor. Hep kesiyorsun, kesiyorsun diyorsun ama yok, bu cümle hakikaten keseceğim. Bak. Mana yazının, hissiyat ve duygular kelamın, enerji maddenin, su buzun, nur, nar ve duman neresindeyse odunun. Bak, mana yazının neresindeyse, hissiyat ve duygular kelamın neresindeyse, enerji maddenin neresindeyse, su buzun neresindeyse, nur ve nar ve duman odunun neresindeyse, odun eksik yazmışız, ruh da cesedin, ahiret de dünyanın, esmalar da maddenin, melekler de mevcudun orasındadırlar.
Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatim as salavat. Döveceğim seni. Konuşmaya başlıyorum. Döveceğim seni. Ha. Söyle abi. Letfe Rabbani Allah'ı görmenin gözü ya. Allah'ı görüyoruz onunla. Enel'in gözü neyi görmek için? Enel gözü dediniz ya. Ha. Enel'in iki gözü var. Nur ve mana. Yani hani o neyi? Ha o nedir ya? Yani o nasıl görüyor? Latife Rabbani'yi görüyor dendi ama ene nasıl görüyor? Ha, ene Allah, ene şey, ene deyince tabi üniversite diploması ya, üniversite diploması olunca ortaokul diploması da lisede var ya, ene ruhla, kalple aşağı iniyoruz. Bak şimdi, ene ruhla, ruh kalple, kalp vicdanla, vicdan Latife Rabbani ile görüyor. Peki, daha biraz da götüreyim seni, yapmayayım, geçiştirmeyeyim. Dünyada Latife-i Rabbani müşahede eder Allah'a, müşahede, me. Dünyada rüyet yoktur. Ene'de rüyetullah var. Rüyetullah, müşahedetullah'tan çok üstündür. Latife-i Rabbani müşahede eder, ene rüyetullah yapar. Ruh çıkarmadan, ruhdan çıkartmadan olmuyor zaten öyle. Olmuyor. Ruhtan, ruha da hakim edeceksin. Bak, benim kaza, gir içeri, ben diyen... Kazak mıdır? Sahip çıkılan. Benim kazağım diyen ben değil. Gir içeri, benim gömleğim. Benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum, benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan ben, rüyetullah var burada. Cennette rüyetullah var, dünyada müşahedetullah var. Rüyetullah ene yapacak. Rüyetullah görmenin gözü o zaman ene. Gözü. Evet, evet. Rüyetullah'ın karşılığı ene. Şey karşıtı. Zıttı yani. Evet. Ene gözü. Güzel bir soru sordu. Sen ene bir gözdür ama neyi görecek? Müşahedetullah burada var. Ene rüyetullah olacak. Yapacak. Ya. O zaman hani mahvolmak da tayin ve teşebbüs etme. Ki belirlenme ki her şey alasın. Evet, aynen öyle. Mesela mesela şeyi çok antika şeyime gitmişti. Tayin etmek mesela. Tayin de şu. Cenneti gaye edinmek tayindir. Cenneti isteyen cenneti gaye edinenin cehennem endişesi olur. Çünkü tayin etmiş. Cenneti aşmış. Allah'ın rızasını şey yaparsa ölüm denen bir endişesi kalmaz. Yani teşahhusta gurur da giriyor mu işine? Yok canım, o enaniyet, o bu işlere karıştırma. Enaniyetin üç tane manası var, bununla alakası yok. Enaniyeti lügatta bakarsan, enaniyet, gurur, kibir, ne alakası yok bu işin. Yok, onu diyorum yani tayyunun anlamı, tayyun teşahhusun anlamında belirlenmek yok mu? Hani aciz farkını görmüyor, ben diyor yani orada. Yani enaniyet orada bu seviyede olmaz. Adam çünkü kemalatına ermiş. Faziletini kazanmış. Orada aşmış kendisini. Aşamasa zaten eneyle göremez. Yani ne demek? Aç, fark, noksan, kusurun deruhte ederse ene açılır. Yani orada demedim. Genel anlamda tayin. Genel anlamda başka. Genel anlam dersi değil bu. Hı. O oraya gittim. Bu karıştırır yani. Bunun sadeliğini bozar. O değil. Yani peki bu Ersal. Bu ene nasıl gözü aktif olacak diye soruyu ben sana yapayım. O da şöyle aktif olacak. Ne kadar ene gözü nasıl aktif olur? Açılır. Değil mi? Ne zaman at, fark, noksan, kusurunu derhte ettin mi ene açılıyor. Başlıyor. Mesela bir tane uygulayayım. Şeytan niçin böyle yaptınız dedi. Allah hem şeytan ameli Adem'e dedi ki niçin böyle bana isyan ettiniz? Deyince şeytan dedi ki beni sen azdırdın dedi. Kusuru derift etmedi. Adem aleyhisselam dedi ki ben nefsime zulmettim. Hata bende. Nefsini aldı. Yusuf aleyhisselam da öyle. Hata bende dedi. Ben nefsime zulmettim. Hata üzerine aldı mı derift deyince Allah da tayin etti. Peki mesela lemalarda var. Lemalarda var. Diyor ki lemalarda Eyüp aleyhisselam yok.
Yunus Aleyhisselam ad, fark, noksan, kusurun derühte etti. Derühte ettiği anda balık da miracı oldu. Orada o miracı şöyle ustad şey yapıyor. Sırrı tevhid lemalar versene. Sırrı tevhid değil. Nuru tevhid mi? Nuru iman sırrı tevhidde inkişaf etti. Öyle mi diyor? Nuru iman sırrı tevhidde inkişaf etti. Sırrı ahali mi? İkinci. Ha. Yunus. Yunus dedik de Eyüp demedim değil mi? Yanlış olmasın. Yunus Aleyhisselam balıkta o ad, fark, noksan kusurunu deruhte edince şu oldu. Miracı oldu. Onun anlamını şöyle ustad şifreliyor. Diyor ki demek esbabın tesiri yok. Müsebbül esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakın aynel yakın gördüğünden sırr-ı ehadiyet kendi Rabbi Rabbul Alemin değil. Usta şöyle sıralıyor. Rabbim, nevimin Rabbi, mevcudatım Rabbi, Rabbul Alemin farklıdır. Allah hepimizin aynıdır. Rabbimiz farklı. Benim Rabbim, İnsanlığın Rabbi, bütün mevcudatın 18 bin alemin Rabbi, bir de Rabbul Alemin. Tamam mı? Alemin. Bunlar farklı. İşte sırr-ı ahadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire değişti, her şeyi değiştirdi. Bak, sırr-ı ahadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti. Bu miraç demektir. Nasıl inkişaf etti? Ene gözü nasıl açılır Ersan'ın şeyine? Ad, fark, noksan, kusurunu derühte etti. Kusuru üzerine aldı. Allah bu sefer affetti Adem'i. Şeytan dedi ki, niye bana isyan ettin dedi Allah. O dedi ki, beni sen astırdın dedi. Kur'an'da aynı böyle geçiyor. Şeytan öyle demiş. Ve Allah bunun aleyhinde olan bir şey, isyan olduğu halde şey, yani başkasına da cesaret olur diye demeden ne yaptı? Kur'an'a koydu. Şeytan bana dedi ki, diyor şu iblis, beni sen azdırdın diyor. Peki niye koydu? Çok hikmetlerine bak böyle yapmayasınız. Bak böyle diyen böyle oldu. Böyle diyen böyle oldu. Sen de böyle dersen böyle olur. Yani Allah derse gelmiyorsun. Allah nasip etmedi. Allah mı suçlu derse gelmemek için? Niye kusur üzerine almıyorsun? Derse niye gelmedin? Abi nasip yok diye Allah nasip etmedi. Ya suçlu Allah yani derse gelmemek için. Cüz-i ihtiyarın herhalde yok mu? Allah fetva verdiydin kardeşim. Asansör gibi bastın seni çıkarttın. Bastın aşağı dibe gittin. Fetvayı sen verdin. Allah nasip etmedi. Suçlu Allah tövbe estağfurullah. Öyle mi? Faturayı ona gel. Niye kusur üzerine almıyorsun? Abi tembelliğimiz ya. Allah da yarattı. Sebepler bir mesajdır. Allah bana böyle yap. Gitmek istemiyorum. Seni getirmez. Ha, getiren, yürüten Allah'tır. Şu bardağı kaldırtan Allah'tır. Ama isteyen benim. Bunun içerisinde nar koyarsan suyu, nar içersin. İçiren Allah'tır. Şarap koyarsan sana şarap içirten de Allah'tır. Yani bu kasları, lifleri çalıştıran odur. Fiilin halika Allah'tır. Ama isteyen, fetva veren sensin. Derse gelmek istemeyen sensin. Allah da halk etti. Kesbi şer şerdir. Halkı şer şer değildir. Sen kesbettin. Suçlu Allah mıdır? Haşa. En çok hata yaptığım şey ya. Abi Allah nasip etmedi. Senin derse gelmeni Allah nasip etmemiş. Men yeşâ diyor. Ha, ne demek? Allah istediğime hidayeti veririm diyor Kur'an'da. Adam solcular bunu bana sordu da. Baksana diyorum Allah istediğine hidayet veriyorsa bende hidayet yok o zaman benim suçum ne dedi? Dedim ki Allah diyor ki orada yapın ayetin başında. Allah'ın istediği gibi olursanız Allah hidayetini verir. Allah ben istediğime hidayeti veririm. O zaman hidayet istiyorsan Allah'ın istediği gibi ol. Bak bir daha. Ben istediğime hidayeti veririm. İstediğime vermem. İstediği gibi olursan hidayeti de verir.
Panjuru açarsan güneş girer. Bir daha. İstediğime hidayeti veriyorum demek, Allah'ın istediği gibi olursan hidayetini hak ediyorsun. Çünkü Allah haktır. Cenab-ı Hak, hak edene hakkını veriyor. Allah'ın istediği gibi olursan Allah'ın istediğini alırsın.